Romanımızın adı Ateşi Çalmak. Yazar Galina Serapyakova. Birinci bölüm 2. Paul hızlı hızlı konuşuyor ve katlı bir şekilde yanındaki yolcunun yapmacık, alaycı gülüşünü umursamıyordu. Ruhun gerçek yüceliğini, gerçek kahramanlığı, adil kuralları sadece işçiler arasında görebildim. Oraya uygarlığın pisliği ulaşamamış. Orada etiketin pis kokulu iki yüzlülüğü ve bizim yaşantımızın yapmacık parıltısı yok. İnanıyorum ki dünyaya ancak yoksullar kurtarabilir. Yeni uygarlık, işçi mahallelerinden, ruhları bozulmamış bu temiz vahşilerden gelecek. Onlardan başka kaynak yok. Bizim gezegenimiz incelenmiş ve haritanın üzerine taşınmış. Halkların birçoğu biliniyor. Çağdaş Romalıların kanını tazeleyebilecek hunlar yok artık.'' Kurtuluş bizim kölelerimizin elinde. Bu yüzden biz misyonerler gibi fikirlerimizi sınıflar arasında korkak kurallar ve yapmacık bilimlerle henüz kirlenmemiş sınıflar arasında yaymalıyız. Çalışan kesimin çıkarları devletin eşitlik ruhu yönünde değişmesini sağlayacak. Bizim amacımız da bu değil mi? Fritz gülmeyi kesip Rossini'nin Sevil Berberi operasından Figaro'nun aryasını ıslıkla çalmaya başladı. Paul şaşkın şaşkın omuzlarını kaldırdığı ve düşüncesini açmaya devam etti. Kendi kendine konuşuyordu. Evet, biz tiyatro kahramanı rolüyle getirmek istemiyoruz. Halkın sırtından kendi saltanatını kuran ve anayasanın maddelerini şöyle ya da böyle değiştiren kahramanlar olmak istemiyoruz. Bizim hedefimiz radikal sosyalizmdir. Çalışan sınıfların eşitliği. Sen körsün Paul, diye Fritz onun sözünü kesti aniden. Senin dünyayı değiştirecek kölelerin çarpık bacaklı ve çelimsiz. Senin Romalıların ise ancak bir İtalyan, Lazeronesinin, Brutus ve Sezar'a benzediği kadar Romalılara benziyor. Senin Romalıların uykusuzluğa yakalanana kadar içiyorlar ve avlularda evsiz köpekler gibi geberiyorlar. Senin idealin sakat. Efendi olma konumuna yol açtığı küçük bir vicdan azabından, tokluktan ve kadınca bir duygusallıktan doğmuş bir ideal. Hayır Fritz, Burada söz konusu olan vücut değil, ruh. İşçinin vücuduna gelince o güçlenecektir. Sömürenlerin tüm kurnazlıklarına rağmen kölelik hala ruhları kemiremedi. Ama tüm potansiyel de burada gizli. Arkadaşım, güzellik geçicidir ve onu oluşturan kavramlar zaman ve moda tarafından belirleniyor. Şu anda yıkılmış olan Bastili'nin şu anda yıkılmış olan Bastilinin yerinde kadınlar Carmagnole dansı çalıyorlarmış. Sonra 93 yılında Paris'teki devrim törenleri sırasında beyaz elbiseli kızlar geçmiş oradan. Bu kızlar pleb kızlarıydı. Ama güzellik ve incelikte kibar ve çelimsiz prenseslerden, kral kanı taşıyan leydilerden çok daha üstündüler. Clary Locombe ve Tirwagne muhteşemdiler. Biliyoruz biz o devrim pankartı güzellerini. Onları elleye elleye soymak isterdim. Devrim etiketi taşıyan her şeye karşı sonsuz bir saygım var.'' Hatta sivilceli maymun, Danton'un bile sen Jüpiter kadar yüce görüyorsun. Fanatiğin tekisin sen. Ben parti ateşleriyle yanıp tutuşmuyorum. O devrimci kurtlarını asla muhteşem Marie Antoinette'ye değişmem. Mesela Napolyon'u ele alalım. Kadınlardan çok iyi anlıyormuş. Bahçeyi Avusturya prensesleriyle süslemiş. Bir cins ancak asırların geçmişiyle oluşuyor. Giuseppe, Bahar işte iştah açıcı olduğu kesin.'' Ama gerçekten asil bir Lady'nin küçük ayağı bir anda Giuseppe'nin kaba güzelliğine gölge düşürdü. Paul karşı çıktı. Aristokrasi yapmacık bir harmoniden başka bir şey değildir. Tarih de bu yeraltı zenginliğine sırt çevirmiştir. Bu gömülmesi unutulmuş bir cesettir. Bu cesette havayı zehirliyor. Sen iflah olmaz bir demagogsun Paul, dedi Fritz acıyarak. Aristokrasiye ihtiyacımız var. Aristokrasi bizi asilleştirecek, kanımızı tazeleyecek. Kimin kanını? Tüccarlıkların ve kıçını yırta yırta yükselen memurların mı? Evet, onların. Savaşta zafer kazananlara nasıl ganimet dağıtılıyorsa, biz de zaferden sonra ganimet olarak aristokrasinin kadınlarını alacağız. Bizim çocuklarımız ise dünyayı yönetecek. Prenseslerin ve burjuvaların çocukları. Dejenere olmuşların çocukları mı? Hayır. Ben hayvanların dünyaya hükmedeceğine inanmıyorum. Ne? Sen de o zaman anemik bir proleter ile veya şişman, aptal bir köylü ile evlen, beni de düğününe ya da çocuğunun vaftiz törenine davet etmeyi unutma. İkisi de sustu. Bastonlarını yumuşak karın içine derin derin batırarak ovaya doğru inmeye başladılar. Üzerlerindeki kış mevsiminin göğü keskin, berrak ve yorgundu. Tepelerin zirveleri temiz, bulut yok, dedi Paul ve derin derin nefes aldı. Fritz yüzünü merakla alplere doğru çevirdi. Ne kadar çok işlenmeyen toprak var dedi mağrur bir iş adamı edasıyla. Girişken insanlar için burada altın hazinesi yatıyor. Burada altın olduğunu hiç duymamıştım diye şaştı Paul. Altın her zaman altın değildir. Sen pratik bir insan gibi yararcı ve ilerici düşünemiyorsun. Ben Almanya ve İsviçre'yi birbirine bağlayacak, ve bu ıssız toprakları yaracak tren yollarından bahsediyorum. Bu tren yollarının sahibi dağlarda daha küçük altın madenleri aramayacak. Hmm diye mırıldandı Paul umursamazca. Dağların zirvelerinde güneş ışınları danslarına devam ediyordu. Güneşin altında kar, gümüş nergis ve aslan pençesi tarlaları gibi parlıyordu. Hava soğuk, keskin ve çiçek kokularıyla doluydu. Ama tepeler değişken ve rengarenkti. Güneş battıktan sonra zirvelerin silüetleri eridi, çiçeklerin kokusu kayboldu. Paul sabırsızca kızağı yönlendiren ipleri çekti. Yassı kızağın üzerinde eşyaları vardı. Fritz hemen yarıda bırakılan konuşmaya döndü. "Sen aristokratları yargılarken ve plebleri yüceltirken bizi, ara sınıfı unuttun." dedi sesine eski alaycılığı vererek. Paul hiç düşünmeden biz daha dalındayken ısırılan ve bu kahverengi ısırık izleriyle olgunlaşmak zorunda olan meyvelerdeniz. Hani daha taze cildin üzerinde çürümeye başlayan meyveler gibi. Biz tek başımıza hiçbir anlam ifade etmiyoruz ve hiçbir şey de yapamayız. Paul deri eldivenini çıkarıp donan parmaklarını nefesiyle ısıtmaya girişti. Fritz üşüyen ayaklarıyla yumuşak kara eziyordu. Sen Kassandra'dan da karamsarsın diye konuşuyordu hızlı hızlı. Benim gibi insanlara gelince, insanlığın kaderi bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Bir kadeh punç içerken evrene sarılmak çok güzel oluyor. Ama bunun dışındaki zamanlarda yapılacak çok güzel işler var. Nasıl söylesem ki, daha somut ve daha karlı işler. Yüzyılımızda hayatta sorunlar da var, sevinçler de. Bir tek insanın bile bu dünyada konforu sağlaması o kadar zor oluyor ki. Oysa sen milyonların konforunu sağlamaya çalışıyorsun.'' Bunlar da hazıra konmaya yeltenen milyarlarca insan. Fantezi. Ben çok fazla kendini beğenmiş bir insan değilim, diyordu Fritz hızlanıp arkadaşına yetişmeye çalışırken. Arkadaşı onu geçmişti ve dinlemiyordu. Şurada 60-70 yılım var. Onları da rahat, neşeli ve arzulu yaşamak istiyorum. Daha da fazla olmasını isterim ama bunu başarmak için dilekler yetmiyor. Babamın sülalesinde bir gelenek vardır orta yaşta karaciğer hastalığından ölmek. Gördüğün gibi Plorterya'nın kaderi dışında da düşünülmesi gerekenler varmış. Paul cevap vermedi. Suskun suskun yürüdüler. Ara tatilini değerlendiren öğrenciler bir haftadan uzun bir süredir dolaşıyorlardı dağlarda. Çoban kulübelerinde sabahlıyor, sonra da tepelerin zirvesinde geziniyorlardı. Hiçbir amaçları olmadan Bodense Gölü'nden Winterhur ve Zürih'e doğru yol aldılar. Aralık ayı bitmek üzereydi. Tepelerin eteklerinde Noel kutlanıyordu. Zürich'ten Berlin'e geçeceğim ama zamanımı üniversitede de kaybetmek için değil. Üniversite beceriksizlerin sığınağı, kendini beğenmiş zenginlerin eğlence yeri. Ben bu kategorilerin hiçbirine dahil değilim. Ben de, diye gülümsedi Paul. Sen garip bir kargaşasın. İflah olmaz, hayalperest. Hayaller yüce keşifler için pusula olmuştur. Kolomb, Spinoza, Hegel, Napolyon, Rosperi bunların hepsi birer hayalperestmiş. Karanlık beraberinde soğuğu da getirdi. Bulutlar yoru kapatıp serap gibi insanı yanıltıyordu. Alplerle gökyüzü arasındaki ufuk çizgisi yok olmuştu. Paul ve Fritz aşağıdaki ışık kaynağına doğru koştular. Gökyüzü ayaklarının altındaymış ve onlar da yıldızlarla doğru düşüyormuş hissine kaplıyorlardı. Kar taneleri karşıdan gelip ayaklarının altında uçuyor, sonra da yanlarından saldırıp yükseliyordu. Ulaşılamayacak kadar uzakta görünen köy birden karşılarına çıktı. Sokaklar karanlık ve kaygandı. Saat henüz sekiz olmasına rağmen evler uykudaydı. Köyün sonunda öğrenciler küçük bir meyhaneye rast geldiler. Uzun ısrarlardan sonra meyhane sahibi kadın yorgun yolculara kahve yapmayı kabul etti. Lanet olsun dedi donmuş ve acıkmış Fritz. Sürekli donan kulağını ısıtmaya çalışarak. Bu ülke Almanya'dan daha çekilmez. Burada insanlar konforlu kümeslerde yaşıyorlar. Anayasaları da var. Paul arkadaşının konuşmasını aldırmadan eski sarı domino taşlarıyla oynuyordu. Taşlardan daha sonra yıkabilmek için duvarlar yapıyordu. Basık tavanlı bu odada zeminden ahşap tavana kadar uzanan saatin yanında duran işlemeli bir taburenin üzerinde kambur bir adam oturuyor ve ateşte büyük ellerini ısıtıyordu. Sarhoşa benziyor, dedi Fritz. Yabancının olağanüstü hareketsizliği ve vurdum duymazlığı, gelenlere karşı ilgisizliği Fritz'te şüphe uyandırmıştı. Sen her zaman insanlara kötümser yaklaşırsın, diyerek kızdı Paul. Evet, ben pembe gözlüklerle bakmıyorum. Bu yüzden her şeyi olduğu gibi görüyorum. Bu adam da dikkate değer. Şu ellerine bak. Lanet olsun. Ya gözlerim soğuktan dondu ve ben hiçbir şey görmüyorum ya da bu adamın ellerinde henüz çıkarılmamış pranga izleri var. Hapishaneden kaçan bir kanun kaçağı bulduğumuza hiç şüphe yok. Köy sınıra çok yakın. Bu adam da Almanya'dan kaçmış. Ya bu adam bir katil, soyguncu ve hırsızsa Fritz soğuktan düşecek hale gelen kulağını tuttu çok meraklanmıştı ve hipotezlerin doğru olup olmadığını hemen sınamaya karar verdi. Tütün tabakasını çıkararak yabancıya doğru uzattı. İstemez miydiniz? İstediğim tek şey beni rahat bırakman cevabını aldı. Alman muhabbetini özlemediğinize göre yeni gelmişsiniz Almanya'dan diyen Fritz'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. John Stuck onu tepeden tırnağa sanki ölçüsünü alacakmış gibi inceledi. Alman muhabbetinden Alman muhabbetine fark var. Benim sizin muhabbetinize hiç ihtiyacım yok. Harika bir cevap, dedi birden Paul. Almandan Alman'a da fark var. Düne kadar mahkum olan birisi için fazla cüretkar değil misin? diyerek dişlerini çıkaran Fritz, söylediklerinden daha o anda pişman oldu. Stark sessizce tabureden kalktı. Korkmuş öğrenciye doğru yaklaştı ve yumruğunu onun burnunun ucuna kadar getirdi. Sen aptal bir horozsun, dedi sakince. Senin gibileri hapishanelerde yatmaz. Çünkü bunun için yeterince büyük değillerdir. Hapishaneleri biz inşa ediyoruz, diye mırıldandı Fritz. Sakinleşip, staktan uzaklaşmaya çalışarak. Buna bir başarı diyemeyiz, diye yine kızgın kızgın söze karıştı Paul. Bütün Almanya'yı hapse tıkamazsın. Nereden aklına geldi güzel konuşan bir Prusya toprak ağası rolünü oynamak? Orduya layık bir cumhuriyet, Meyhane sahibi kahve ve yağda yumurta getirdi. Paul, Johan'ın aç bakışını yakalayarak onu yemeye davet etti. Biraz düşündükten sonra Johan kabul edip sessizce yemeye başladı. Ne istiyorlardı bu yüzsüz üniversite öğrencileri? Düşman mıydılar, dost muydular? Şilak'ın kafasında tartıyor, hakkında ne düşüneceğini bilmiyordu. Ya Paul, genç öğrenci ona daha güven verir gelmişti. Bu umut verici diye karar verdi Stak. Diğeri ise düşük çeneli olmasına rağmen ispiyoncuya benzemiyor. Gece yarısına doğru Fritz yorgun olduğunu söyleyerek meyhaneciden kendisini tavan arasına götürmesini istedi. Üniversite öğrencileri geceyi orada sıcak zamanın üzerinde geçirmeye karar vermişlerdi. Soruştur şunu bakalım diye Paul'un kulağına fısıldadı Fritz ve Şam'danla merdivenlere doğru yürüdü. Terzi ile öğrenci baş başa kalmışlardı. Bir buçuk yıl hapiste kaldım diye başladı Stark. Paul'u inceleyerek. Bu açık sözlüğüne kendisi de şaşırmıştı. Ama daha fazla kendini tutamamıştı. Bütün bu süre içerisinde boşuna zaman kaybedip bir hücreye tıkılmış ve mücadelede arkadaşlara yardım etme imkanından yoksun olduğum için vicdan azabı çekiyordum. Paul sevinçle bir derin nefes aldı. Karşısında despotizmin zulmü altında ezilmiş bir kahraman vardı. Paul de Rasso ve Rosperi gibi fikirleri için zincire vurulmayı hayal ediyordu. İşte şimdi özgürüm diye kısık bir sesle devam ediyordu Stag. Ama hayal ettiğimden farklı şeyler bekliyordu beni. Demir parmaklıklardan kurtulduğum saate lanet olsun. Bana ihtiyaç yok ve geçen bütün bu zaman içerisinde de ihtiyaç yokmuş. Komite dağılmış. Hapse düşmeyenler geri çekilip deliklerine saklanmışlar. İnsan değil şanlar. Korkaklar. Hapishane kulesinde benim hücremin yanındaki hücrede Vedik yatıyordu. O hala içeride. Stark Paul'un bu ismi bilip bilmediğini hiç düşünmüyordu. Tek başına bir hücreye kapatıldıktan sonra kendi kendine sesli konuşmaya alışmıştı. Hapiste bana işkence yaptılar. Şu anda Vedik'te işkence görüyor. Orada onu göremediğim ama yine de yanımdaydı. Ama özgürlüğüme kavuştuğumda yalnız kaldım. Beni kaçırılan arkadaşlar, prens tuzağından kurtulanların bir kısmı korku ve çaresizlikten içiyor, geri kalanı ise her şeyden vazgeçmiş. Onlar beni kurtarmakla bana iyilik yapıp, komiteye karşı da görevlerini yerine getirdiklerini düşünüp, ortadan kaybolabileceklerine inanıyorlar. Mücadelemizin bayrağı elimden düştükten sonra onu hiç kimse kaldırmadı. Hiç kimse. İyiler ölüyor ve hapishanelerde çürüyorlar. İnsanlara ve dünyaya çok karamsar bakıyorsun diye iyimser bir şekilde konuşan Paul aniden Johan'ın sözünü kesti. Hapishane duvarları ayaklanan halkın balyozu altında yok olduğu devrim, prangaları kırdığı zaman ve Marsellesin Mısraları özgürlüğe kavuşanları karşıladığında özgürlük o zaman harika olacaktır. Buna şüphe yok. Tarihte böyle bayramlar pahalıya mal olmuştur. Sen, Bastelli'nin yıkılışı arifesinde orada mahkum olma şansına sahip değildin sana özgürlüğünü veren devrim olmadı. Bunda şaşılacak ne var? Bir hapisten başka bir hapishaneye geldin. Yoksullar için Avrupa'da bir hapishanedir. Seninle birlikte bayrağı taşıyan insanları bulacağız. Onları tahmin edebileceğinden çok fazlalar. Stak merakla kalktı. Heyecan buhranına dönüşmek üzere olan bir minnettarlıkla gence baktı. Yüzü açıldı, gençleşti. Paul de Bachner'le bir benzerlik aradı. Boşuna. Öğrenci her haliyle gorgun tam zıttıydı. Sadece konuşurken yumruklarını sıkma alışkanlığı ikisinde de vardı. Stak bunu fark etti. Seslerinin tonu da aynı ritmi taşıyordu. İkisi de gençti. Johan'ı umutlandırmak kolaydı. Paul'un sözlerine cevap olarak Johan yeni arkadaşına hayatının son iki yılını kısaca anlattı. İsviçre sınırında beni zamandan daha önce bunun için belirlenmiş arkadaşlar çıkardı. Bunlardan birisi Kızıl Ağust, diğeri ise ihtiyar, çenesi düşük, Gürkner'di. Gürkner, Hessen evinin sahibi. Gözaltıların tam arifesinde kaçmayı başarmış. Şimdi de istese de istemese de devrimci. Zavallı, tamamen iflas etti ve halen Dersant'ta yaşayan Margarita'dan, Hasan polislerinden korktuğundan çok daha fazla korkuyor.'' O tam bir cadı. Gürkner ondan kurtulabilmek için şimdi Paris'e gitti. Orada kapıcılık yapmayı düşünüyordu. Paris'te Alman kapıcılar peynir ekmek gibi kapışılıyormuş. Beker ise Büçner'in yanına gitti. Ben de bir yerlere gideceğim. Ama karımı nerede bulacağımı bilmiyorum. Genevieve'in nereye gittiğini bilmiyorum. Johan onu hatırlayınca yüzünde korkunç bir çaresizlik ve çekingenlik ifadesi belirdi. Paul da daha fazla konuşmaya cesaret edemedi. Genevi'yi ne tür işkencelere maruz bırakıyorlar acaba? Düşüncesi Stark'ın beynini kemiriyor ve acılarını arttırıyordu. Hiç kimse ona bundan bahsetmemişti. Ama o ülkesinin polis geleneklerini çok iyi biliyordu. Genevi ve çıplak yere yatırılmış cellatlar tarafından dövülüyor. Her tarafında kırbaç izleri, kana bulanmış vücudu. Utanç ve acıdan ağlıyor. O zaman Genevieve yanında içinde oluyordu. Bunları görmemişti. Bilmiyordu ama hissedebiliyordu. İçi kin doluydu. İntikam almak istiyordu. Yine mücadele etmek istiyordu. Ertesi sabah Fritz Schlack arkadaşının nereden geldiği belirsiz şüpheli bir zanaatkarla Zürih'e kim olduğu belli olmayan Gork Buchner'in yanına gitmeye karar verdiğini öğrenince çok şaşırdı. Eğer oğlum olsaydın, iflah olmaz bir salak olduğun için senin mirasından mahrum ederdim," dedi. Bir büyüğün küçüğünü korurkenki tavrını takınan Fritz. "Ama tabii ki arkadaşın olarak zengin olduğum andan itibaren benim yardımıma güvenebilirsin. Devrimciler ve devrim hayalleri şu veya bu şekilde düzeni yaşatıyor. Dolayısıyla sanayide yani bizim çıkarlarımız aynı, kozumuz aynı. Vale." Aynı gün Paul ve Johan hava kararınca posta istasyonuna geldiler. Araba henüz gelmemişti. O yüzden iki mumla aydınlatılan kocaman odada arabayı beklemek zorundaydılar. Yolcular yavaş yavaş toplanıyorlardı. Stuck yolculuk torbasını eşyayla dolu yuvarlak masanın üstüne bıraktı. Paul ise posta arabasının üstüne yerleştirmeyi düşündüğü eşyalarını tarttırmaya gitti. Durakta gürültü ve hareket öncesi heyecan durmadan artıyordu. Sayısız sepet ve torbalarla gezinen kadınlar masanın yanında oturan karamsar terziye şal ve atkıların ucuyla dokunuyorlardı. Onların bağırmaları, hareketleri Johan'ı heyecanlandırıyordu. Yabancı yüzlerde Genevieve'in hatlarını arıyordu. Bu düşünce onu sarsıyordu. Genevieve Alman polisleri tarafından dövülüp Fransa sınırından atıldıktan sonra kaybolmuştu. Onun Alman topraklarına ayak basmasını yasaklamışlardı. Johan, onu Lyon'dan bulma ümidini yitirdi. İhtiyar Bovry cezasını dokumacılığın başkentinden hapishanede çekiyordu. Dramstad terzisinin karısı artık Lyon'da ne yapabilirdi ki? Bacanağı dan diğerden cevap gelmiyordu. Stak kendisine birçok mektup yazmıştı. Tekerleklerin üzerine oturtulmuş uzun bir sandık taşıyan omnibüs kapının önünde durdu. Arabanın arkasında bir de yük vagonu bulunmaktaydı. Boynuzdan yapılmış avcı borozanları kalkış zamanının geldiğini haber veriyordu. Paul, stakı arabanın kapısına doğru sürükledi. Posta memuru yolcuları artık numaralarıyla çağırmaya başlamıştı. Yavaş yavaş omnibus doldu. Kapılar ve pencereler kapatıldı, kamçı şakladı ve atlar tesviye edilmiş yolun üzerinde dört nala koşmaya başladılar. Daha şehrin dışına çıkmamışlardı ki çakmak taşları kıvılcımlar saçmaya başladı pipoların dumanı insanların üstünü örttü. Stak hapishanede sigarayı bırakmıştı. O yüzden tütün dumanı onu çok rahatsız ediyordu. Boğulurcasına öksürüyordu. Küçük pencerelerden birini açmayı denedi. Ama kar yüzüne vurarak onu geriye yaslamaya zorladı. Paul ise banka rahatça yerleşmiş, sakin sakin kitabını okuyordu. Stak eğildi ve kitabın kabına baktı. Öğrenci Strauss diye birinin İsa'nın hayatı kitabını okuyordu. Johan ne yazarın ismini ne de böyle bir kitabı duymuştu. Ne bu? Yeni bir İncil mi? diye sordu aşağılayarak, Paul okumayı bırakarak. Ne var ki? Tanrı ile ilişkiler İncil'de belirleniyor. Sen ateist misin yoksa? Benim Tanrı ile ilişkilerim çok iyi, dedi gülerek Johan. Biz terziler, kötü yılana minnettarız. Eğer o, havanın gözlerini açmamış olsaydı insanlar hala çıplak gezecekti. O zaman da terziler açlıktan geberecekti veya hiç olmayacaktı. Felaket. 3. Noel'in ilk günü Tizender ailesinin hayatı tümden değişiyordu. Çocuklar anne ve babaların ellerini öpüp iyi geceler diliyorlar ve 8'de değil de 9'da gidiyorlardı yatmaya. Misafirler ise bazen gece yarısından sonra bile kalmaya cesaret edebiliyorlardı. Bu bayram gününde sık ve özenle yıkanmaktan grileşmiş mobilya kılıfları kaldırılıyordu. Bayan Zender akşamları her zaman taktığı önlüğünü çıkarıyordu. Yeşil bir elbise giymişti o akşam. Doktorun kendisi de geniş kemerli saatini ve düğününde ona hediye edilen takıları takmıştı. Kırmızı mendilin yerine bembeyaz, kenarları işlemeli, resimli bir mendil kullanıyor ve alnını eskisinden daha sık siliyordu. Akşam yemeğinde ceviz ve lapa ile dolu çok yağlı kaz vardı. Tatlı olarak ise en zor yapılan pastalar ve kaymaklı dondurmalar olurdu. Bu evde her Noel belirlenmiş düzene göre kutlanıyordu. Yemek odasından hiç acele etmeden kalkıp sessizce misafir odasına geçiliyordu. Orada büyük oyuncaklar, mumlar ve kurabiyelerle süslü çam ağacının karşısında hayranlıkla bağırıp alkış tutmak gerekiyordu. Çam ağacının süsleri Noel'in arifesinde antrenin sağ köşesindeki sandıktan çıkarlıyordu. Sandığın yeri hiç değişmezdi. Çocuklar yılda bir kez gördükleri bu sesleri sevinçle karşılarlardı. Oysa her biri çoktan ezberlenmişti. Bu pamuk ayı Ninem'den kalma. Babam daha küçükken babaannem bu ayı ağacına asarmış. Bu da cam elma. Clary teyzeden kalmış diye konuşuyor ve süslü ağacın çevresinde zıplıyordu çocuklar. Melekler, kızaklar, tavşanlar, havuç ve şeker sepeti ise Bayan Tizender'in çeyizindendi. Her yıl sadece ağacın üzerindeki renkli kağıtları süsler, cevizler ve mumlar yenilenirdi. 18 yıldır hediyelerin dağıtılması aynı saatte ve aynı şekilde gerçekleştiriliyordu. İlk olarak çocukların hediyeleri veriliyor, ardından karı koca birbirlerine hediyelerini veriyor, en sonunda arkadaşlar ve hizmetçilere hediye veriliyordu. Bu ailenin hayatındaki en önemli andı. Çünkü hediyeler bütün bir yıl boyunca hazırlanıyordu. Onlardan sadece fısıltıyla bahsediliyordu. Zender ailesinin bunlardan başka sırları da yoktu. Doktor, karısından yeni her zamanki gibi artık yıpranmış olan geçen yılkilerin yerine bir çift kadife terlik aldı. Terlikler şeritlerle süslüydü. Şeritler ise bir çift kumru tarafından tutuluyordu. Karısı ona ayrıca boncuklu tütün tabakası, Doktor da bunlardan bir düzine olmuştu. Sıcak tutan bir hırka, evde örülmüş birkaç çift çorap ve hastaların isim ve ilaçlarını yazmak için işlenmiş ciltli bir ajan da armağan etmişti. Hediyeler arasında mutlaka çok yararlı ve bayram olmasa da alınmak zorunda olan şeyler vardı. Bayan Tizender'in kuralıydı bu. O yüzden masanın üzerindeki hediyeler arasında kağıt çiçeklerle süslü tencereler, şeritlerle bağlanmış kalıp kalıp sabunlar, yün yumaklar, kalem kutuları, önlükler, çocuk elbiseleri vardı. Bir de ilginçlik vaat eden başlıklarıyla kitaplar. Genç kıza öğütler, genç insanın en iyi süsü mütevazılık gibi. Zenderlerin büyük kızı kısa bir süre önce nişanlanmıştı ve annesi kendisine yemek kitabı almıştı. Doktorun karısı iyi ilişkilerin ancak çok iyi bir mutfak sayesinde kurulabileceğine ve aile düzeninin mutluluk yolunun mideden geçtiğine inanıyordu. Zenderlerin evinde sıcak bir rahatlık vardı. Vücut yumuşak koltukların içerisinde kayboluyor, beyin ise uyuyordu. Uykudaki beyin dokuları bozuluyordu. İnsan niye düşünsün, niye şüphelensin ki? Korkunç, yok edici, ölü bir rahatlık. Arkadaşlara hediye verilme sırası geldiğinde Doktor Zender gorgu aramaya başladı. Ama Buchner akşam yemeğinden hemen sonra kaybolmuştu. Aslında genç ve karamsar biri olan özel doçentin bu kayboluşunu hiç kimse şaşırmadı. Çünkü onun garipliklerine alışmışlardı. Fular ve üzerinde kötü çizilmiş bir Danton resmi bulunan sigara tabakasını Buchner'in komodinin üzerine bıraktılar. Zender arkadaşı ve kiracısı için bu hediyeyi özel olarak yaptırmıştı. Bu arada Gork ise siyah üstüne sarılmış Zürich sokaklarında dolaşıyordu. Merkezden uzaktaki sokaklar ıssızdı. Birden arkasında ayak sesleri duyar gibi oldu. Döndü, hiç kimse yoktu. Konuşmaya başladı. Yine ayak sesleri duyar ve bir girişin önünde bir sülüet görür gibi oldu. İspiyoncular beni takip ediyor. Köşeden aşağı doğru inmeye başladı, durdu. Hastayım hasta. Gork başını elleri arasına aldı. Çünkü birden garip, sessiz bir itme hissetti. O anda dondu tüm damarlarındaki kan sanki beynine çekilmişti. Düşünceler orada boğulup yok oluyordu. Birden gorgun gözleri görmez oldu, sallandı, bir duvara yaslandı. Kasları zayıflamıştı. Kendisini yavaşça bir kaldırımın üstüne bıraktı. Ölüm böyle geliyordu. Birkaç saniye sonra Gork kendine geldi. Ayağa kalkmak için kendinde zor güç buldu. Yürüyerek eve zor bela ulaştı. Şiddetli bir baş ağrısı vardı. Gork bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Üç yıl önce beyni enfeksiyon kapmadan önce de bu belirtiler vardı. Beyninin enfeksiyon kapmasından dolayı az kalsın ölecekti o zaman. En iyisi bu hastalığa boyun eğmekti. Üşümüş ve güçsüzleşmiş olan Gork'a yatıyordu. Şu anda her şeyden çok farkına varmaksızın deliliğin sınırına gelmekten korkuyordu. Düşünme yetisini kaybetmekten korkuyordu. Gerekirse ölüm gelsin de ama delirmemeliydi. Ama beyni hiç durmadan bildiği düşünce ve sözcüklerden örgü örüyordu. Gork, sinirli, Jacobenlerden biri olduğunu düşünüyordu. Kendisini grev meydanında giyotine vurulan Danton sanıyordu. Sonra aniden ve kısa bir süre için kendine geliyordu. Maalesef devrimde tıpkı Satürn gibi kendi çocuklarını yiyor, diye bağırıyordu bu Danton ölüme götürülürken. Cevap olarak kalabalık alayla gülüyordu. Bu kalabalık, yarı çıplak, göçük yanaklı, kaburga kemikleri fırlamış Hessen köylülerinden oluşuyordu. Biz bilmeyen güçler tarafından yönetilen kuklalar, kendi başımıza bir hiçiz. Biz ruhların ellerindeki kılıçlarız ama ruhların elleri tıpkı bir masaldaki gibi görünüyor diye konuşuyordu Danton ölümlerin arabasına doğru eğilerek. Haklısın diyordu Buçner bir an için tekrar kendisine gelerek. Ben de tarihin uğursuz laneti altında eziliyorum. İnsan doğasına korkunç yalnızlık yakışıyor. İnsan ilişkilerinde önüne geçilemeyen, herkese, hiç kimseye verilmeyen bir güç. Büyük olmak sadece bir tesadüf. Yukarıdakilerin yöntemi sadece kukla oyununun bir meyvesi. Doğa kanununa karşı komik bir isyan. Ancak kendisinin izin verdiği ölçüde tanınabilen ama asla yönetilmeyen doğa. Ben tören atlarının ve tarihin sokak seyircilerinin karşısında daha fazla eğilmek istemiyorum. Senin önünde bile eğilmek istemiyorum Danto. Sen de bizim gibi zavallı bir tostanesisin. Ertesi sabah Buçner güçsüzleşmiş, hasta ama berrak düşüncelerle uyandı. Bu iyileşmeye de inanmayarak Strasbourg'daki Minna Jackley'e mektup yazdı. Hemen gelmesini rica etti. Doktor Tizender'den kendisini muayene etmesini istedi. Doktor sadece güldü. 23 yaşında bir insanın ölmesi çok akıllıca bir şey değil, dedi ellerini dışarı çıkmış karnına bastırarak. Gençlik her şeyi yenmek zorunda. Kıskanılacak bir yapıya sahipsin. Demek ki gereken tek şey sizin yaşama isteğiniz. Nitekim yaşayacaksınız da. Fransızlar Avrupa'ya erken ölme modasını bulaştırdılar. İnsanlar neler için ölmüyorlar ki? Namus, aşk, söz uğruna. Sadece gerçek işler için ölmüyorlar. Tanrı'ya şükür ki İsveçlilerin böyle akılsızlıklara uymayacak, bunları taklit etmeyecek kadar tek başına yaşamayı başarabiliyorlar. Biz uzun yaşarız. Bırakın şu karamsarlığı. Kahve için, et yiyin ve soğuk suyla yıkanın sevgili dostum. Doktor hastanın kulağına eğildi. Bir an önce evlenin. Bu sizi uykusuzluktan kurtaracak, evli insanın yatağı her zaman sıcaktır. Gork Minna'yı daha çabuk evlenmeleri için ikna etmeye karar verdi. Geleceği sanki belirlenmemiş miydi artık? Profesör kürsüsü, ciddi bir ünvan, rahat yaşam, felsefe kitapları ve anatomi laboratuvarı. Minna'yı korkutan devrim ve devrimci fikirler, idealler fırtınası şimdilik sona ermişti. August Becker haklıydı. Gork, birkaç yıl Fransa'da kaldıktan sonra artık Alman insanını anlamıyordu. Gork Minna Jackley'i çağırıyordu. Yorgundu. Gücünü yine toplayıp Tizender gibi bir yaşam kurmak, onun gibi mutluluk idealleri yaratmak istiyordu. Evlenip kendi ailesini kurmayı tasarlıyordu. Yumuşacık kadifeyle kaplı mobilyaları olan bir evi olsun istiyordu. Noel ağacının çevresinde çocuklar olan bir ev düşlüyordu. Gündüzleri anatomi laboratuvarında elinde penseyle cesetlerde hayatın sırrını aramak istiyordu. Dinlenmek istiyordu. En geç Mart ayında evleneceğim, dedi Sandara. Minna'nın Zürih'i beğenip burada benimle birlikte kalmayı kabul edeceğini ümit ediyorum. Almanya Gug kuşu gibi gaddar bir anne. Çocuklarını dünyanın her bir köşesine dağıtıyor. Henny ve Byrne gibi. En iyiler gibi sürgün olmaktan kıvanç duyuyorum. Kahvaltıdan sonra Zender, Gorga kendisini postaneye götürmeyi teklif etti. Ben de bir zamanlara aşıktım, dedi özlemle doktor karısının 18 yıl önceki halini hatırlayarak. Buchner'in hiç beklenmediği bir anda Stack ve Paul kendisini ziyaret ettiler. Stack ve Gork birbirlerinin ellerini tutmuş karşılıklı birbirlerini inceliyorlardı. "Sen buradasın ve yaşıyorsun." diye heyecanla soruyordu Gork, dili çözülmüştü. Stack göğsünü kabartarak komik bir poz almaya çalıştı ama şakası pek inandırıcı olmadı. Az sonra Buchner Johan'ın topalladığını fark etti. Bunun nedeni hemen anlayıp kendisini çok kötü hissetti ve bir köşede diğerine volta atmaya başladı. Ben senin ve diğerlerinin karşısında suçluyum diye mırıldanıyordu Gork. Olanlardan sadece ben sorumluyum. Arkadaşlarımı hapislere ben attım. Mücadelemizin başımdan sonuna kadar başarısızlık tehlikesi altında olduğunu bilmek zorundaydım. Ah! Hayaller ve onlardan doğan hatalar. Hatta suçlar stak devam etmesine izin vermedi. Sus! Söylediklerin doğru değil. Buçner, ne suçundan bahsediyorsun? Biz çocuk muyuz? Hapislerde bizi dövdüler, öldürdüler. Bu doğru. Ama biz baştan beri nereye gittiğimizi biliyorduk. Bunda anlaşılmayacak ne var? Yaptığımız anadı o yüzden mücadele. Bizim felaketimiz ve suçumuz bayrakları toplayıp Ağustos böcekleri gibi ocağın arkasına saklanmaktı. Ama eğer bizim zincirleri boşuna taşıdığımız söyleniyorsa işte bu hainliktir. Stak, Paul'a bakarak önceki çaresizliğini hatırladı. Ama Johan'ın çaresizliği en acı hayal kırıklığı anında bile Buçler'in acısına benzemiyordu. Biliyor musun? diye devam etti Stak, Şüpheyle çevresine bakarak. Bizim bildiri yayınlanan yerine barut fabrikaları kurmamız gerekiyor. Tiranları yalnızca sözle değil Kurşunla da tir tir titretmek için onları havaya uçurmalıyız. Burada. İsviçre'de epeyce Alman var. İyi bir gizli komite kurup her şeyi temin ettikten sonra güvenilir insanlar sınırdan içeri yollanmalı. 2-3 taşlı kafanın uçması dünyanın biraz düşünmesini sağlar. Kabul ediyor musun bunu? Buçner. Ne diyorsun buna? Ben dedi Buçner ve hüzünle gülümsedi. Yeni bitirdiğim bir piyesin kahramanının sözlerini söylemek istiyorum. Daha fazla yapamam. Bir tek kendi ayak sesimle ve kendi nefesimle bu sükunetin içerisinde gürültü yaratamam. Bana belirtili hafıza ile başlayan bir hastalıktan bahsettiler. Ölüm dediğim böyle bir şey olmalı. Güzel bir hastalık. Siz Buçner, yaşamınızın en güzel günlerinden vazgeçmek mi istiyorsunuz? Diye söze karıştı Paul. Masada anatomi antlasının üzerinde Danton'un ölümünün el yazmalarını buldu ve merakla karıştırmaya başladı. Buçner, bu ateşli sayfaları siz mi yazdınız? Peki ne söndürdü sizin ateşinizi? Yorulmuşsunuz ama ideallerinizden vazgeçmemişsiniz. Geri çekilmek hainlikten daha kötüdür. Dinlenin ve sonra hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu satırları yazan bir insan mezara kadar devrimcidir.'' Siz her zaman böyle zayıf olmadığınızı hatırlamaya çalışın. Ne bir korkak ne de profesör cübbesi giymiş bir esnaf böyle o yazamaz. Ancak bir devrimci böyle yazabilir. Paul okumaya başladı. Biz öldürürken merhametli oluyoruz. Hayatımız çalışarak yavaş yavaş ölüme gitmekten ibaret. Biz onlarca yıldır dar ağacında sarkıp sallanıyoruz. Ama kurtulacağız. Elbiselerinde yama olmayanlara ölüm, nefret Aristokratlara ölüm, ölüm, ölüm. Sen savaşmaktan mı kaçıyorsun? Diye kızarak sordu Stak. Hiçbir şey yapabilecek gücümüz yok. Ancak kendimizi ve bizimle birlikte onları mahvedebiliriz. Diye cevap verdi Buçner. Tıpkı bir ihtiyar gibi kendini koltuğa bıraktı. Başı yine ağrımaya başlamıştı. Elleriyle şakaklarını ovuyor ve sürekli ateşleniyordu. Biz tarihin yasaları karşısında güçsüzüz. Erken doğmuşuz. Geniş kitleler peşimizden gelmiyor. Tek başına bir insan ise karşısında ne olursa olsun güçsüzdür. Anlıyor musunuz? Bu zaman içerisinde ben yapılacak hiçbir şey olmadığını anladım. Bir an için kendisini kurban eden herkes postunu parası satan bir aptaldır. Liberal parti aciz. Burada Almanya'da ve Fransa'da Alman devrimcileri arasında korkunç bir kargaşa hakim. Bu kargaşa da hiçbir zaman bitmeyecek. İnan ki Stark. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eğer ben böyle düşünseydim, dedi kuru kuru stak, şapkasını aldı. Lyon ayaklanmasından sonra insan hakları komitesine girmezdim ve şimdi de toparlayarak dünyayı dolaşmazdım. Eğer halk da böyle düşünmüş olsaydı, 1789 yılından bugüne dek Fransa'da Cabet hakim olacaktı. Halkın bizi ne zaman anlayacağını nereden bileyim? Belki yarın. Ama biz olmadan asla. ''Biz değil, açlık, soğuk ve yoksulluk insanlara ne yapması gerektiğini öğretecek.'' dedi kısık bir sesle Buçner. Ama Stak vazgeçmiyordu. ''Orası hem öyle hem değil. Ben de bir yoksulum ama hiç kimse beni bir parça ekmeğe satın alamaz. Bizim sadece midemiz değil, beynimizde var. Bunu sen mi biliyorsun? Ne için o zaman özellikle umudunu köylülere bağladın?'' ''Gerçeği bilmek istiyor musun?'' dedi Buçner kalktı ve Stark'ın çok yakınına gitti. Yüzü cansız ve solgundu. Darmstadt'ta yaptığımız devrim için bir barometreydi. Onunla ben köylerin moralini ölçmek istiyordum. Çünkü gerçek halk onlar. Onlar tüm diğer sınıflardan ve tabakalardan daha büyük ve herkesten daha aç, daha aşağılanmış. Ben artık biliyorum. Köylüler bildirileri polise götürdü. Milliyetçiler karşımıza çıktı.'' Kısa vadede iyiye doğru gidebilme ümidini ben artık gömdüm. 4. Minna Jagle hava karardığında geldi. Kendisiyle birlikte kararlı bir sakinlik ve özen getirdi. Minna, derlerin kızı ile birlikte üniversitede ders veren Gorgu beklemeden onun odasına girdi. İzin verir misiniz? diye kibarca sordu papaz kızı. Ev sahibesinin iznini aldıktan sonra da mobilyaların yerini değiştirmeye koyuldu. Somya'yı köşeden çıkarırken nişanlısı için kötü hava solumanın ne kadar zararlı olduğunu anlatıyordu. Masanın yerini değiştirdi ve üzerindeki kağıtlardan düzgün tepecikler oluşturdu. Tecrübeli bir ev hanımı gibi odada dolaşıyor, çamaşırları dolaba diziyor, pasaklı bir şekilde odanın her tarafına atılmış elbiselerin düğmelerini dikiyor ve pencere pervazının üzerine dizilmiş kitaplara bakıyordu. Bayant Zender, Minna'yı fiziksel olarak sağlıklı, örnek bir anne ve Alman kadını sağlam bir karaktere sahip evliliğe hazır bir kadın olarak görüyordu. Ama Minna sadece ev işleri, aşçılık, el işleri konusunda değil başka konularda da tecrübeli olduğunu ortaya koydu. Buna Bayant Zender çok bozuldu. Özellikle Minna'nın sorduğu bir soru Bayant Zender ile olan ilişkisinin bozulmasına neden olacaktı neredeyse. Bayant Zender bu sorudan dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Zürih'te devrimci örgütlerle Alman sürgünlerin nasıl çalıştığını biliyor musun? diye sordu Minna. Ondan önce de pazardaki et ve sebze fiyatlarını sormuştu. Siz ne diyorsunuz? Ben böyle şeyleri nasıl bilebilirim? Benim kocaman çocuklarım var diye gururla cevap verdi doktorun karısı ve perdenin arkasından aniden kayboldu. Minna nişanlısını beklemeden bir pansiyonda kiraladığı odaya döndü. Ertesi sabah Gorsk Buchner'le görüştüler. Buchner nişanlısına beceriksizce bir demet aslan pençesi verdi. Gorgun görünüşü Minna'yı şok etti. Ama izlenimlerini dışarı vurmamaya alışmış olan Minna gördüğünün tam tersini söyledi. Sevgilim çok sağlıklı görünüyorsun dedi Minna gorgu böyle teskin edeceğini bilerek. Şöminenin yanına oturdular şefkatle birbirlerine bakıyorlardı. Pansiyonun sahibesi, ahlak ve namus bekçisi gibi misafir odasının uzak bir köşesinden gençleri gözlüyordu. Hayatım, artık asla ayrılmayacağız. Kaç yıldır bu anı bekliyordum. Şimdi sonsuza dek birlikte olacağız. Evet ama artık sana engel olmadığımı düşünürsen dinlenmek istiyorsun. Mücadeleye devam etmek zorunda değil misin? Minna sevgiyle Buçner'in soğuk elini sıktı. Artık hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Gorgun dudakları titremeye başladı. Gözleri buğulandı, kontrolünü kaybediyordu. Yeter. Ben bir giyotin bıçağı değilim. Zorunda lanet bir sözcük. insanlığın üzerine çöken bir sözcük. Ben artık hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Öylesine yüksek sesle konuşuyordu ki Minna sıçrayıp arkasına baktı. Pansiyon sahibesi kibarca pencereye döndü. Sakin ol sevgilim. ''İstediğin dışında hiçbir şey yapmak zorunda değilsin.'' Gork sustu. ''Hayatım, bu soğumuş, yorgun kalbimi göğsünün üzerinde dinlendirmeyi öyle çok istiyorum ki, biz mutlu olacağız, değil mi?'' ''Tabii ki evet.'' diye cevap veren Minna, Gork için bir an önce doktor çağırması gerektiğini düşünüyordu. Doktor Tzender'in evinde, bu nişanlısının gelmesi onuruna öğle yemeği veriliyordu. Eve doğru giderken, Gork hiç durmadan konuşuyordu. Yine son derece heyecanlıydı. Geçenlerde Gutkova yazdığım mektupta yoksul sınıfları harekete geçirebilecek ancak iki etmen olduğunu ifade ettim. Sefalet ve din fanatizmi. Bu unsurları kullanmayı beceren parti kazanacaktır. Şu anda zaman demir ve ekmek istiyor. Daha sonra belki haç, hilal ve ona benzer bir şey isteyecek. Tartışma çünkü haklı değilsin diye bağırmaya başladı. Gork, Minna'nın karşı çıkmaya çalıştığını görünce. Minna sustu ve hüzünle başını geri çevirdi. Gork hasta. Hiçbir zaman böyle sinirli ve alıngan olmamıştı. Yürüyüşü de sinirli bir dansa benziyor. Parmakları durmadan kımıldıyor. Gözleri hiddet ve çekingenlikle bakıyor. Minna ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Buçner susmak bilmiyordu. Halk arasında yeni düşünsel bir hayat yaratmaya çabalamamız, günümüz toplumu ise cehenneme göndermemiz gerekiyor. Sadece ben böyle düşünmüyorum. Bu sonuçta kendiliğinden oluşuyor. Günümüz toplumu tıpkı bir maymununki gibi bütün hayatı yalnızca korkunç sıkıcılıktan kurtulma denemelerinden oluşan eciş bücüş bir hilkat garibesi. Onun ölmesi gerekiyor. Yapabileceği en yeni şey de ölmek olacaktır. Minna dinliyordu. Hayır, Gork tamamen sağlıklı. Hasta bir beyin böyle düşünceler üretemez. Sadece biraz yorgun diye sakinleştiriyordu kendi kendini. Ama Gork ağır bir hastalığın eşiğindeydi. Sürekli artan olağanüstü sinirliliği daha sık güçsüz düşmesiyle sonuçlanmaya başlamıştı. Bir keresinde ateşli bir tartışmadan sonra başını ellerinin arasına alarak gürültüyle yere düştü. Hafsasını tamamen getirmişti titremeler ve sayıklamalar başladı. Doktorlar sinir krizi olduğuna karar verdiler. Artık hiç kimseyi tanımıyordu. Minna geceler boyu yatağının başında durdu. Yanında buzlu su ile dolu çinko bir leğen vardı. Minna morarmış yorgun ellerle kumaş bir peçeteyi suya batırıp sıkıyor ve gorgun anına koyuyordu. Peçete hemen ısınıp kuruyordu. Minna soğuktan donmuş parmaklarını seyrek sakallı, yanan, çökük yanakların üzerinde gezdiriyordu. Sen ölmeyeceksin. Düzelmek zorundasın. Hastalıkla savaşmalısın. Sen güçlüsün. Kendini salmamalısın diye ısrarla ve büyük bir kararlılıkla tekrarlıyordu Minna. Böylece Gorga yaşama isteği vereceğini düşünüyordu. Gorgun gözleri kapalıydı. Hiçbir şey duymuyordu. 23 yaşında ölmek ahlaksızlık. Gençlik her şeyi, tüm hastalıkları yenmek zorunda diye konuşuyordu doktor. Her geçen gün sesi daha az inandırıcı çıkıyordu. Güçsüz düşen Minna bazen hastanın yanın başındaki yerini kendisine acıyan Bayan Tzender'e bırakıyor ve temiz havaya çıkıyordu. Bekleme odasında Paul, Stark ve Buchner'in üniversiteden meslektaşları vardı. Paul ve Stark Buchner'in iyileşmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ona haklı olduklarını ispatlayacaklardı ve Fransa'ya gitmeye ikna edeceklerdi. Nişanlısının duyması gereken sözleri Minna Jekle dinlemek zorundaydı. Ben Gorg'un temel hatasının nerede olduğunu anladım ve bunu kendisine söyleyeceğim diye ateşli ateşli konuşuyordu Paul. Almanya'ya gider gitmez köylülerle değil şehirli işçilerle ilgilenmesi gerekiyordu. Çünkü köylüler cahil. Çok doğru. Bunu nasıl da önce anlayamadım diye onaylıyordu Stak. Ama Minna karşı çıkıyordu. Siz Gorg'un Hassan ayaklanmasından etkilenmiş olduğunu unutuyorsunuz. O, ihtiyaç olduğunda tüm köylülerin hiçbir şeyi engel olarak görmeyip monarşiyi yıkmaya yardım edeceklerine inanıyordu. Üstelik köylüler insanlığın evlatları. Onlar bu yeryüzünün en bahtsız yaratıkları. Babuev, Buç nereden daha iyi anlıyordu, diye kızıyordu Stak. Gürültülü bir tartışma başlıyordu ve Minna birden tartışmayı kesip, ''Belki Gor kendine gelmiştir, diyordu. Sandığın üzerine parde sünü ve şapkasını atıp gorgun perdelerle loşlaştırılmış odasına girdi ve yatağın yanına diz çöktü. Aç gözlerini. Bir şey söyle. Benim gücümü al. Minna zayıflamış ve ateşten işkence çeken gorgun karşısında bu kadar sağlıklı olmaktan utanıyor ve acı çekiyordu. Doktor Tuzandar diye yalvarıyordu Minna. Buçner'in durumunun çaresiz olduğunu öğrendikten sonra "Benim kanımdan alıp ona verin. Gork zayıflıktan ölüyor. Hastalık onu yakmış." Zender korkuyla genç kızın alnına dokunuyordu. "Siz sayıklıyorsunuz hayatım. Tıp asla bir vücuttan başka bir vücuda kan aktaramayacaktır. Doktorlar mucizeler yaratamaz. Kan canlının temel maddesidir ve her organizmanın kendine ait farklı bir kanı vardır." Kanları karıştırmak ölümcül olur. Böyle bir şey mümkün değil. 19 Şubat'ta acılar içerisinde kıvranan buçnerin odasına stakin girmesine izin verildi. Doktorun karısı Bayan Zender pencerenin kenarında ağlıyordu. Minna her zamanki yerinde oturuyor ve ölmek üzere olan sevgilisine bakıyordu. Minna'nın elleri bilinçaltının bir sonucu olarak yanındaki leğene gidiyordu, ama artık buzlu suya ihtiyacı yoktu. Delikanlı sadece 23 yaşında, bu kadar erken ölmek ve yakınlarını böylesine bir hüzün içerisinde bırakmak bir suçtur, diyordu Doktor Zander, kenara çektiği Paul'e. Zavallı, eğer İsviçreli olsaydı, inanın bana, daha 50 yıl yaşardı. Bizim çocuklarımız Tanrı'ya şükür çoktan beri böyle devrim oyunları oynamıyorlar. Bana söylediklerine göre sinir krizi, Gorgu ilk defa Dramstadt'ta yakalamış.'' İlk önce takip edildiğini düşünüyormuş. Gözaltına alınmaktan ve ispiyonlardan korkuyormuş. Bu, düşüncesizliğin ve akılsızlığın acı bir örneğidir. Delikanlı, işte bakın, görün, eşit haklar gibi tehlikeli oyuncaklarla oynamak nereye getiriyor insanı? Ve, öldü, diye fısıldadı Minna ve elleriyle yüzünü kapattı. Paul, gorgun yatağına doğru koştu. Ah, şair ah dedi Stark birilerine ve gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Dayanamadın. Seni ezdi.''